Muğla mutfağında pilav çeşitleri de oldukça fazla. Alaca pilavından bademli pilavına, börülce aşından domat bastıya, o kadar çok pilav çeşidi var ki. Hatta düğünlerde kullanılan pilavlar bile çok farklı. Lokum pilavı ya da yörük pilavı, düğün pilavı gibi karşımıza çıkan birçok pilav türünü görmek mümkün. Nitekim Muğla mutfağında yine çok sevilenlerden bir diğeri. Bir diğer yörük pilavı. Tam bir yörük kültürü. Ne var malzeme olarak? Kavurmamız var, oğlak kavurma. Yine yayla üretimi bir bulgurumuz var. Bir kase bulgur kullanacağız. İki kase de bulgurumuz için su kullanıyoruz. Bir kase kadar kavurma, bir kase kadar da bulgurumuz var. Eğer kavurmamızın yağı azsa çok az da zeytinyağı ilave edilebilir. Ancak kavurmamızın yağı yeterliyse, bolca kavurmamızı yağ ile pişirdiysek o durumda zeytinyağına da ihtiyaç yok. Tuz, kavurmanın tuz miktarına göre ayarlanır. Eğer kavurmanız kışlık hazırlanmış ve tuzluysa tuz kullanımına bile gerek kalmadan çok pratik bir şekilde hazırlanabilen bir pilav yapacağız şimdi. Bunun için yapacağımız şey bulgurumuzu tenceremizin içerisine alıyoruz. Aynı şekilde kavurmamızı tenceremizin içerisine alıyoruz. Kavurmamızın yağı biraz az, o yüzden bir miktar da zeytinyağı gezdiriyorum. Biraz da tuz. Ve hemen ölçülü suyumu ilave ediyorum içerisine. Bu şekilde ocağıma alıyorum ve tamamen suyunu çekene kadar pişiriyorum. Yörük pilavımız hazır ve artık servis edebiliriz. Yörük pilavımız kavurmalı ve bol yağlı bulgur pilavı ve hemen yanında buz gibi bir ayranla, yanında yine buz gibi bir salatayla, bir cacıkla servise çıkabilecek çok natürel ama bir o kadar da lezzetli olan bir Muğla geleneği. Yörük pilavımız hazır. Afiyet olsun.